sınırlı varlıkların artan 10 yıllık faizlerle dip yapma olasılığı ile Fed'in para basıp bunun tam tersi yükselişe geçen sınırlı varlıklar arasında öncelikle ne olabilir? Yükseliş mi, çöküş mü? Tabii burada herkes Fed Başkanı'nın açıklamalarına bakıyordu. Sizin tabii ekonomi gazeteci kimliğiniz olduğu için aslında Türkiye'de sadece kripto para değil, her anlamda para piyasaları ile ilgili de ciddi analizleriniz var ve bunları da zaten 2013 yılında yazdığınız kitapta da bugünü gördünüz ve söylediniz. Yani ben söylemiştim, demiştim dediniz ve hepsi de bir bir çıktı hocam. Şimdi güvercin duruşunu sürdürdü Fed Başkanı Powell. Tabii bu sürdürmenin de bu soruyla beraber karşılığını sizden bir alayım. Ondan sonra hazineden böyle önemli bir açıklama var. Sürpriz bir olay. Onunla devam edelim. Şimdi tabii söze başlamadan önce şunu söyleyeyim ki sevgili arkadaşlar. EkonomiTube TV'de bizim dışımızda da çok kıymetli ülkede önde gelen birçok ekonomistin, ekonomi yazarının, ekonomi düşünürünün yaptığı çok güzel programlar var. Onlardan ben de faydalanıyorum. Onlara da bakmanızda değişik bakış açılarından her alanda fikir alabileceğinizi de bilmenizde fayda var. Özellikle mesela bizim pek konuşmadığımız borsa vesaire gibi alanlarda çok kıymetli uzmanlar var eğer oralarla ilgileniyorsanız. Soruya gelince soruda tabii şimdi izleyicimiz yönün neresinin olacağını kestirmeye çalışıyor. Yani bu bir dönüm noktasındayız gibi. Yani buradan aşağı mı gider tamamen yoksa yukarı mı gider? Şimdi bununla ilgili herkesin bir tahmini olabilir. Benim de bir tahminim olabilir ama yatırım, risk yönetimi açısından şöyle bir davranış yapmak yanlış olabilir taktiksel olarak. Ya bir şey belirleyip işte bu aşağı gidecek veya yukarı gidecek. Buna göre pozisyonlanmaktansa olan olaylara göre ve ihtimallere göre, her ihtimale göre portföy yapılandırmak gerekir. Genelde izleyicilerimiz özellikle de bu işlere işte yeni başlıyorlarsa veya finansal okuryazarlık konusunda çok deneyimleri yoksa bir de şöyle yapıyorlar. Yani mesela düşebilme olasılığı daha yüksek dersek hepsini satıyorlar ellerindekileri. İşte yükselme olasılığı var diyorsak da hepsi bütün ellerindeki sermayeyle giriyorlar. Bunlar yanlış taktikler. Bir portföy yapmanız gerekiyor. Bu portföyün içinde çeşitli varlıklar olması gerekiyor. İşte mesela ben altın, gümüş, çeşitli kripto paralar, dolar, TL ve böyle bir sürü araçla bu portföyümü mesela ben kendim yönetmeye çalışıyorum. Başkaları bunun içine bono koyabilir, borsa hisse senedi koyabilir vesaire bir sürü araç var. Şimdi burada dediğim gibi tahmin yapmaktansa olasılıklara bakıp portföyün yapısını ona göre oluşturmak gerekiyor. Benim gördüğüm şu, yani Biden yönetiminin bir 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi de onaylandı biliyorsunuz işte hafta sonu senatodan geçti. Artık bir ufak bir onay süreci daha var parlamentoda, kongrede. Oradan başkanın önüne gidecek. 14 Mart'tan önce bu paket çıkacak ama ya piyasalar bu paketin etkisini çoktan satın aldı, bu haftalardır çünkü devam eden bir tartışma, ya da benim bir başka teorim daha var. Bu paketler işte Biden'ın bundan sonra yapacağı belki sene başına 10 trilyon dolara varacak harcamalar, işte o yeşil yeni düzen vesaire. Kamala Harris de bu konuda kendisine tamamen katılıyor. Hatta Kamala Harris daha büyük savunucusu bu paketlerin. Yani bu kadar çok borçlanma olacağı için ve bu paraları Fed değil hükümet vermeyi vaat ettiği için hükümetin burada Fed gibi hiçbir sınıra bağlı olmadan, hiçbir dayanak varlığa bağlı olmadan para üretme gibi bir yetkisi yok. Bunu anlamamız lazım. Bütün dünyada böyle. Yani en güçlü devlet Amerika ama orada bile devletin para yaratma yetkisi yok. Fed'in var, merkez bankalarının var. Birçok devlet merkez bankasını kamulaştırmıştır. İşte Amerika'da da söylenene göre Fed bir kamu kuruluşudur ama işte özel bankaların hissedar olduğu bir kuruluştur. Oralar karışık. Şimdi Fed bu parayı üretmediği için çok ciddi bir harcama söz konusu olduğu için burada faizlerin yukarı gitmesi durumu söz konusu oluyor. Özellikle de uzun vadeli. Bakın şimdi bugün piyasaya baktığımızda genelde yorumcular ne diyorlar? İşte bu sene bir defalık olacak bir enflasyon beklentisi nedeniyle faizler artıyor.
Fakat bu 10 yıllık faizin, 30 yıllık faizin niye bu kadar arttığını bize anlatmıyor. Bu sene enflasyon olacaksa 10 yıllık faiz niye artıyor? Niye bir senelik faizler artmıyor? İşte bu Biden ve Kamala Harris'in düşündükleri bu toplamda 80, 90 belki 100 trilyon dolar olacak olan o harcamalar bono piyasasını ta Ekim ayından beri rahatsız ediyor. Ekim ayı ne zamandı? Piyasaların radarına Biden'ın seçileceği zamanın girdiği zaman. Yani Biden'ın seçileceği ve bu kadar çok harcama yapılacağı radara girdiğinden beri bono piyasaları, faizler bunu olumsuz algıladı. Faizler yukarı gidince de önce altın tökezledi, arkasından gümüş tökezledi. Şu anda yer yer Bitcoin'in üzerine bile bu baskı yapabiliyor. Şimdi biz bunu şöyle değerlendirirsek bir yanlışa düşebiliriz. Ya bu düşecek, o zaman tamamen ters çevirelim portföyümüzü veya artacak, o zaman tamamen artı yönde gidelim. Bir olasılık hesabı yapmamız lazım. Yani bunun düşme olasılığı ne kadardır, artma olasılığı ne kadardır? Ben şöyle görüyorum. Fed burada mutlaka eninde sonunda bir şey yapacaktır. Kesin. Yukarıya doğru gitmesi olasılığı bir tık da olsa daha fazladır. Ama bunun anlamı şu değildir. Kesin yukarı gidecek. Aşağıda gidebilir. Bilmiyoruz. Çünkü mesela şu anda Fed hala oyalanıyor bir şey yapmak konusunda. İşte son hafta sonunda işte Perşembe Cuma günü Powell'ın yaptığı açıklamalarda piyasalar istedi ki Powell bir şey söylesin. Yani biz daha fazla para basacağız veya tehdit etsin en azından, faizler bak böyle daha fazla satmaya devam ederseniz, bu bonoları faizleri arttırmaya devam ederseniz piyasaya girip dağıtırız. Oraları elimizde güç var, bono alırız. Böyle desin istediler en azından, yani yapmasa bile bunu desin istediler. Ama adam hiçbir şey demedi. Sadece tek dediği faiz arttırmayacağız. Faiz arttıramayacağını biz zaten biliyoruz babacığım. Yani bu ortamda herhalde faiz arttırmayacaksın yani. Piyasalar aynen böyle dedi ve bir satış oldu. Sonra tuhaf bir şekilde ben onu fark etmemiştim bile. Şimdi fark ettim. Cuma günü toparlamış bir de borsa. Bir de artılarda bu kapatmış. Şimdi bu tuhaf durum niye oldu? O da ilginç. Böyle bir tuhaflık, yani borsa bu kadar aşağıdayken dönüp tekrar yukarıda bitirmesi de en son 2020 Şubat ayı sonunda olmuş. Ondan sonra da ne olmuştu? Gümbürlop aşağı doğru borsalar gitmişti. Fed böyle oyalandığı için. Şimdi orada tabii hakikaten bir bıçak sırtı durum var. Yani bu Fed bu işte çok daha fazla oyalanırsa, bir de şey var. Fed oyalansa bile piyasalar bir şekilde kendini toparlayabilir. Çünkü Mart 2020'ye benzemeyen daha olumlu bir durum içindeyiz. İşte aşılamalar yapılıyor vesaire. Fakat eğer beklemediğimiz bir şekilde gelecek hafta veya önümüzdeki haftalarda özellikle salgın konusunda veya başka bir şekilde de olabilir ama muhtemelen bu kadar olumsuz bir salgın konusunda olur gene. Mesela işte Brezilya'da P1 varyantı mutasyonu diye bir şey çıkmış. Bazı aşılara, mesela bizim de kullandığımız bu Çin aşısına işte direnç gösteriyor. O aşıyı etkisini azaltıyor falan. Eğer bu iş mesela çığırından çıkarsa, İşte bu mutasyon aşıların etkili olmadığı, yani adeta başa döndüğümüz falan anlaşılırsa, o zaman bakın korkmak gerekir. Mart 2021 şeyin olasılığı artar. Onu bilemeyeceğimiz için piyasayı çok yakinen ve haberleri takip etmek durumundayız. Ama şu anda öyle bir olumsuzluk yokken benim beklentim bir tık daha bu işi Fed'in bir şekilde toparlayacağı yönünde. Ama böyle demekle ben ne yapıyorum? Her şeyi gidip işte kripto paralar, altın, gümüş, borsa yatırıyor muyum? Hayır. Aksine Fed geciktikçe, böyle yalpaladıkça ben elimdeki nakit pozisyonumu, yani tedbir pozisyonumu güçlendiriyorum. Baktım Fed'den istediğimi alamadım, bir tık daha güçlendirdim. Bir daha alamazsam bir tık daha belki güçlendiririm. Bilmiyorum. Bakacağız olayların gelişimine göre. Yani yatırımcıların olayların gelişimini ve portföyünü ayarlamaları taktiği bence iyi bir taktiktir. Yani burada bir yatırım tavsiyesi değil, bu taktiksel
görüş paylaşıyor. Sadece bu bir taktik. Yani yatırımı düşünürken, değerlendirirken bir taktik olabilir. Tabii Fed'in faiz oranlarını artırmasını bekleyenler var ama Fed ne yaparsa yapsın bundan en büyük zararı Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler etkileniyor. Çünkü her halükarda Amerika para basıp enflasyon yaratmayacağına göre şu aşamadaki hani belli bir enflasyonda göze aldılar. Ya tahvillerle bu piyasadan parayı toplamak ya da tabii küçük bir faiz artışı ileride dünyaya verdiği büyük bir rüşveti geriye Amerika'ya çağırma yoluna gidecektir. Ama her ikisi de bizim için aslında çok da sağlıklı işler değil.